Merhabalar sevgili Çok Yaşa izleyicileri. Şimdi çok önemli bir hastalığı, sedef hastalığını konuşmak üzere Doktor İlteber Bahadır'la birlikteyiz. Hastası Batuhan, annesi Sevinç Hanım ve Ramazan Bey, babası Ramazan Bey de bizlerle birlikte. Öncelikle anne babadan hikayeyi dinlemek istiyoruz. Çünkü siz de eminiz ki anne baba olarak eğer evinizde çocuğunuz sedef hastasıysa çok ciddi duygular taşıyorsunuz. Şimdi biz de buradaki anne babadan hikayelerini dinlemek istiyoruz. Merhabalar Sevinç Hanım. Merhaba. Öncelikle siz anne olarak tabii çocuğunuza daha yakınsınız. Teşhisi nasıl konuldu? İlk ne zaman fark ettiniz sedef hastası olduğunu? 4 yıl önce devlet hastanesine getirdim kendisini. Sedef hastası diye söylediler. O anda hani bilmiyordum bu kadar hani kötü bir şey olduğunu. İlerleyen zamanlarda çok kötü olduğunu anladık. Tekrar tekrar getirmeye başladık. Hep yapma ilaçlar, ışın tedavisi gibi bir sürü bir şeyler verdiler ama biz bir sonuç alamadık. Anne baba olarak biz çok üzülüyorduk ve çocuk yayılıyordu, ilerliyordu yani sedef hastalığı. En son internette böyle gezerken Mehmet İktefer Bahadır'ın şeylerini gördüm, videolarını. Ve çok sevindim, eşimin gelmesini bekledim işten. Geldi, dedim çocuğuma çare bulduğumu düşünüyorum dedim. Kendisine de gösterdim. Biz bunu izledikten sonra hemen karar verdik gelmeyi. Hatta bak şu anda bile çok kötü oluyorum. Heyecanlanıyorum. Eskiler geliyor aklıma gerçekten. Allah çok zor günler mi geçirdin? Çok zor günler geçirdim. Buraya geldikten sonra doktorumuz bizi çok rahatlattı. Hani Batuhan'a baktı. Elleri dedi geçecek dedi. Hiç merak etme annesi dedi. Bize ilaçlarımızı verdi ve biz çok inanarak eve gittik. Bunları harf harfine yaptık, sonucumuzu aldık. Allah bin kere razı olsun. Ramazan Bey siz neler söyleyeceksiniz? Evet, eşim dediği gibi biz de aynı şekilde çok üzüntü. Çocuğun psikolojisi bize de yansıdı anne baba olarak. Çünkü geceliğin inanın öyle bir kaşıntısı var ki dersin ki yani bir okuyorum çarşafı kan içinde. Her tarafı kan içinde. Annesi tentatif yokla temizliyor pamukla böyle. Sabah kadar uyku uyumuyorduk. Onun kaşıntısından, stresi bize de yansıyor. Bizim de psikolojimiz bozuldu ona bakarak. Allah razı olsun eşim Mehmet İlter Bey Bahadır'a söyledi böyle böyle. Ben dedim bir önce hızlandıralım. Çünkü gittiğimiz yerlerde hiçbir sonuç alamadık. Herkes bize dedi ki bu tedavinin pek çaresi yok. İşte böyle yumuşatıcı kremler veriyor bize. Aplar verdiler. Araştırma hastanesine gittim. Yani gitmedim. Özelden tut, devlet hastanesine, araştırma hastanesine kadar hepsine gittik. Allah razı olsun. Sonucumuzu gerçekten doktorumuzu buldum. Yani bulduk. Allah razı olsun. Ve hocam hiç unutmuyorum. Çünkü benim çocuğumun sedefi çok ciddi bir sedefti. Hani öyle bir hani geçici kolay bir sedef değildi. Çünkü avuçlarında, ayaklarının dirsek kapaklarında, kollarında, başında, vücutunda çok etki yaratan bir sedef. Yani nasıl söyleyeyim size bir sivilce gibi büyüklüğünde sedefler ama çok böyle yani baktığınız zaman böyle kış yaptığı zaman böyle kanla beraber sarı intihap gibi bir şeylerle geliyordu çocuktan. Üzüntü içindeydik yani bunu korkuyordum böyle şimdi diyor ki Allah göstermesin diyordum ya bir şey olmaz çocuğa böyle. Ama doktorumuzu bulduk. İnanın çok yani zor bir hastalık olduğunu inandım. Yani çocuğumun ki sedefleri çok değişik bir şey olduğu için doktorumuz bana dedi ki, ben dedi Mart, hemen hemen bir sene olacak doktorumuzla beraberiz. Dedi Mayıs, Haziran gibi dedi, çocuk dedi bir şey bırakmayacağım. Ben güldüm. Tamam mı? Hadi inşallah dedim. Tamam. İnanamıyorsunuz değil mi? İnanamıyorum çünkü yani ben yalnız doktorumuzla bir sene ama ben dışarıda çok tedavi gördük. Dediğim gibi özel hastaneler, araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, hep ciltleri doktorları verdikleri şeyle yumuşatıcı ama hiç geçici bir şey yok. Ama doktorumuzu bulduk. Yemin ediyorum doktorumuz bizi sevindirdi. Allah da onu da sevindirsin diyoruz. Ama çocuğumda şu an hiçbir leke kalmadı. Pürüzsüz. Şu an çok iyi. Aşırı derecede. Bazı şeyleri belki doktor bile söyleyecek ama Batuhan'ın teknikleri çok şeydi. Geçici olmayan bir sedef. Zor bir sedef çeşidiydi. Çok zor bir sedefti. Çok geçmiş olsun diyoruz biz de. Tekrar anneye dönmek istiyorum. Sevinç Hanım siz diğer tedavi yöntemlerinden nasıl fayda aldınız, neler oldu, neler yaşadınız bize anlatır mısınız? Tabii. Işın tedavisi gördük hemen hemen 50 seans ama hiçbir sonuç alamadık. Etkisi olmadı mı? Etkisi olmadı.
En son doktorumuz dedi, siz araştırmaya falan bir yere gidin dedi. Bu dedi geçmeyecek. Ondan sonra biz tabii oradan çok kötü bir şekilde ağlayarak çocuğa belli etmeden toparlanmaya başladım. Orada bir takım hani şeylerimiz vardı. Onları hem topluyorum hem Batuhan'ın yanına gittiğimde odasına Batuhan dedi ki ne oldu anne toplanıyoruz mu hani geçmedi sonuç. Ben toplanırken sana söz veriyorum Batuhan dedim. Senin hedefini gerçekten geçireceğim Allah'ın izniyle. Ve gerçekten de sözümü tuttuğuma inanıyorum. Allah bin kere razı olsun. Rabbim karşımıza çıkarttığı için Mehmet İktefer Bahadır'ı. Ve geçtikten sonra hani geçerse 4 gün oruç tutacağım demiştim. Gerçekten orucumu da tuttum. Tuttunuz mu? Tuttum evet. Allah kabul etsin. Amin, amin. Çok geçmişler olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz da şimdi doktorunuzdan detayları tamam, alalım, tıbbi tamam. Detayları. Hastamızın yine dizleri. Gördüğünüz gibi iki tane bölgede büyük miktarda sedef lezyonu var. Yine hastamızın daha önceden şu ayağının yan kısmı, ayak baş parmakları, bu parmakların üst kısımları tamamen sedefliydi. İyileşen yerleri görüyorsunuz. Burada daha keza biraz renk değişikliği var bu parmakta. Şurada ve bu üç noktada çok ağır bir şekilde cilt altına giren sedef plak tarzında sedef lezyonumuz vardı. Her hastada olduğu gibi Batuhan şu anda tertemiz. Ufak tefek lekelerimiz var. Şu anda yaptığımız şey, az önce de bahsettim, cildi bir takım yağlarla çatlamasını engelliyoruz. Cilt bütünlüğünü sağlamak en önemli görevimiz. Ve aile duygularını anlattı. Hı hı. Bizim için de önemliydi. Tabii tıbbi tedavi, öncelikle şunu söyleyeyim, hakikaten çok çok önemli. Normal tedavinin yanında, sedefte mutlaka yapılması gereken bir takım şeyler var. Ben bizim aslında diğer hekim arkadaşlarımızdan biraz daha farklı olarak bir takım yağları kullanıyoruz hastalarımızda özel olarak. Yani sedef tedaviden sonra, yani lezyonlar geçtikten sonra tekrar etmemesini sağlamak en önemli problem. İyileşmeden sonra bile tabii, bakım devam ediyor. Zaten Batuhan'ın tedavisi şu anda hala devam etmekte. 6 ayda bir Batuhan'ın kontrolleri var. Her hastada olduğu gibi 12-18 ay her hastayı kontrol ediyoruz. Bu 12-18 ay boyunca hiç çıkartmamamız lazım. Yani Batuhan geçen kış başladı. Bu kış çıkmayacak. Eğer önümüzdeki kışta hiç çıkartmadığımız zaman demek ki biz hastayı ondan sonra güvenli bir şekilde gönderebiliriz. Hangi bölgelerinde sedef hastalığı şimdi vardı? Şimdi Batuhan'ın hakikaten anne baba zaten bir takım şeyleri anlattı. Batuhan geldiği zaman aşırı stresli, hiperaktif bir çocuktu. Yerinde duramıyordu. Tabii ki lezyonların kendisine verdi. Yani Batuhan'ı asla bu şekilde otururken asla göremezdik. Gelir oturur biz yani hop sandalyeden kalkar, hasta masasından kalkar, böyle bir tur atar tekrar gelir. Huzursuz demek ki. Çok aşırı tabii huzursuz olan bir çocuktu. Batuhan'ın özellikle avuç içi, el içi, el üstü, dirsek bölgesi, alt bacaklar, kollar da yoğun, kalın plak tarzında lezyonları vardı. Hakikaten şöyle söyleyelim, kolay bir hasta değildi. Sizin her programınızda söylüyorum, ortalama tedavi süresi 2,5-3,5 ay diye. Bazı hastalarımız hakikaten elin geçirgenliği çok daha farklı normal cildimize göre. Bir hastanın elinde sedef lezyonu vardıysa hakikaten bütün vücudu tedavi ediyorsunuz. Bazen eldeki lezyonun tedavisi çok uzayabiliyor. Neden hocam? Deride mi farklı? Tabii ki derinin emiciliği çok daha farklı. Artı dış etkenlere çok daha fazla maruz kalan bir organımız. Elin cildi, avuç içi özellikle. Batuhan'da da özellikle avuç içerisinde hakikaten kalın plak tarzında lezyonlarımız. Gene dirsek bölgeleri, el üstü, alt bacaklar komple sedefliydi yani. Çocuğa da aşırı sıkıntı veriyordu. Batuhan'ın saçlı deride yoğun bir şekilde sedeflerimiz vardı. Şu anda Batuhan tedaviye çok çok iyi cevap veren bir hastamız. 2,5-3,5 aylık bir süre zarfında tertemiz oldu. O günden bugüne kadar da zerre gram çıkmadı. Batuhan'ın hala tedavisi devam etmekte. Tedavi derken aslında cilde özel bir takım bakımlar yapıyoruz. Cildin yağ nem dengelerini sürekli olarak ölçüyoruz. Her anne baba her girişte biz bir takım
özel bilgiler öğretiyoruz. Ki bir takım bilgileri sizin programınızda da öğretmeye gayret ediyorum yani elimden geldiğince. Özellikle hani bu kış döneminde değil mi Marmara'da oturuyoruz. Kış sedef hastalığını tetikler mi? Tabii soğuk hava, özellikle soğuk ve kuru hava sedef hastalığını çok tetikler. Mesela ellerinden bir takım yağlardan sonra mesela ellerin içinde olduğu için Batuhan'da vazelin sürdürtüyorum mesela. Buradan izleyicilerimiz şunu, ellerinde eğer sedefi olan hastalar, hani tecrübemizle söylüyoruz, hani vazelinden başka etki eden hiçbir şey yok. Mutlaka bir takım yağlar, yağların üzerinde de yağı cildin içinde tutabilmek için mutlaka vazelini kullanmalarında. Kış mevsiminde ellerimize vazelin uygulayalım. Sedef hastası olsak da olmasak da herhalde özellikle yararlıdır ama sedef hastaları mutlaka ellerine kışın çok, vazelin uygulasınlar. Burada şu anda gördüğünüz gibi Batuhan ellerimizi açabilir miyiz? Batuhan'ımızın ben artık Batuhan'ın ellerinde sadece dövmeleri görebiliyorum. Sedef'ten eser kalmamış. Evet. Onunla da ilgili bir sorum olacak hocam. Sedef hastaları dövme yaptırabilir mi diye. Bakın Batuhan'ın tekrardan kollarını böyle kameraman arkadaşımız gösterebiliyorsa. Bakın tertemiz bir kol hakikaten. Hani cildi hastalarımız dikkat ederse Batuhan'ın cildi normaldeki hani dışarıdaki 100 insanın 90'ından bakımlı bir cilttir. Yani 100 insanın 90'ının cildinden daha güzel bir cilttir. Yine Batuhan bu tarafı çevirelim. Bakın burada gördüğünüz gibi eski sedef lezyonlarının lekeleri kalmış. Tabii 3-4 yıllık bir sedef hastası. 4 yıl boyunca burada bir yara düşünün. O hiç geçmemiş. Biz tabii ki o yarayı tedavi ettiğimiz için burada bir takım lekeler kaldı. Ama o lekeler ortalama 5-6 ay. Yani en fazlası tertemiz olacak. Yani sedeften hiç eser kalmayacak. Gördüğünüz gibi burada şu anda yani zaten sedef hiçbir asla hiçbir tek bir noktamızda dahi sedef lezyonumuz yok. Gene Batuhan'ın alın bölgesinde eğer görebiliyorsak bakın bu ense kısmı gene Batuhan'cığım böyle dönebilir miyiz? Bakın gördüğünüz gibi tertemiz şu anda. Hem psikolojik olarak hasta rahatladı. Bize gelen sedef hastalarının genellikle yüzleri aşağıya doğru düşüktür. Tedaviden 2,5-3,5 ay sonra güler yüzleri görmeye başlarız. Batuhan'da daha kez de aynı şekilde böyle tedavimiz çok iyi sonuç verdi. Gene de öyle de gidecek. Hani bu da anne baba da burada. İzleyicilerimiz de emin olsunlar, güvensinler. Hani dediklerimizi yaptığımız sürece yani hiç zor şeyler değil yapılan şeyler. Ama hastalara burada da bir takım görevler düşüyor. Sizin sözünüzü dinleyecekler. Tabii bir takım önlemler. Bu dövmelerimiz sedef hastalığından önce yapılmış olan dövmeler. Şimdi güzel bir konuya değindiniz. Hani bu programların bir amacı da hastaları bilgilendirmek. Bize gelmeyen hastaları bilgilendirmek. Sedef iki yerde çıkar demiştik pek çok programda. Darbe alan cilt değil mi? Batuhan'ın dirseklerinde vardı, avuç içlerinde değil mi? Evet. Vücudun en çok darbe alan bölgeleri, gene saçları, alt bacaklarda değil mi? Çocuk top oynuyor neticesinde. Artı dövmede çok ciddi bir sedefe sebep veren bir travmadır. Cilde ciddi bir travma. Cilt altına yapılmış olan bir travma. Mesela hasta gelir, bütün bir koluna böyle dövme yaptırtır hasta. Mesela pek çok hasta gördük. Sadece hastanın dövmeli yerinde sedef vardır, diğer bütün vücudu tertemizdir. Yani ne demek istiyoruz? Kesinlikle bu hastamız bundan sonraki döneminde genetik geçişli bir hastalık biliyorsunuz. Dövme yaptırmamalı. Annemizde babamızda yok gerçi. Kesinlikle dövme kontraindike yani kesinlikle yapılmaması gereken hastalarımız, sedef hastalarının asla yapmaması gereken bir olay. Yani burada bizi izleyen izleyicilere defalarca hani Batuhan'ın mesajımızı verelim. Batuhan'la sedef beraber hastaları dövme yaptırmasınlar. Bu kolumuzda var mıydı? Bu kolumuzda da çok ufak bir şekilde var. Dövme yaptırmasınlar. Hastalarımıza özellikle uyarıyoruz. Batuhan'cığım biraz da senin duygularını alabilir miyiz? Neler yaşadın sedef hastalığın süresince? Arkadaşlarım bana tokalaşmıyordu. Eve gelip ağlıyordum. Canım sıkılıyordu. Değil mi? Bir de böyle bir şey var hocam. Bulaşıcı bir hastalık olarak algılanıyor sedef hastalığı. Kesinlikle bulaşıcı değil. Anneden babadan genetik geçişli. Yani Batuhan bu hastalığı kimseye bulaştırması söz konusu değil. Ancak tabii ileride çocuklarına genetik geçiş olabilir. Onun haricinde asla böyle bir şey söz konusu değil. Bu konuda da bilgilendirme yapmış olalım. Sedef hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir. Pek çok programda bunları değinmiştik ama tekrardan insanları ikaz etmemiz lazım. Sedef hastalarıyla hani tokalaşmaktan, beraber olmaktan, gezmekten, tozmaktan asla çekinmeyin. Şu bir defasında sedef hastaları aslında hani ciltte döküntü. Başka bir
ve biz Batuhan'a 20 tane tahlil yaptırsak, akciğer filmi, karaciğer tahlilleri, karaciğer enzimleri, kan tahlilleri, emin olun hepsi tertemiz çıkar. Batuhan'da çıkış sebebi, yani belki 4 yıl önce bir şeye çocuk çok üzüldü. Üzüntüden sonra sedef lezyonu çıktı. Sonra Batuhan çok güzel bir hayat yaşasa da, çok mutlu da olsa sedefle ciltte kalır. Kısır döngü. Bizim burada yaptığımız, hani dışarıda yapılmayıp burada yaptığımız şey, bir takım yağlarla beraber, o yağları ozonlayarak, bir takım yağ karışımlarını ozonlayarak o kısır döngüyü kırdığımız zaman, hastayı çekip bir defa o kısır döngüden aldığımız zaman, hastanın normalde değil mi, bizim de cildimiz dökülüyor 28 günde bir, değil mi, hepimizin cildi değişiyor. Batuhan'ın da artık hani günde 4-5 defa cildi değişmiyor. Batuhan'ın da artık cildi, ayda bir kez cildi değişiyor. Peki Batuhan'la devam edelim o zaman. Başka neler yaşadın Batuhan'cığım? Canım çok sıkılıyordu. Dışarı çıkmak istemiyordum. Dolayısıyla içine kapanık bir çocuk haline geldin. Evet. Sonra tedavi sürecin nasıldı? İyiydi. Doktorumla tanıştırdı ben annem. Çok iyiydi yani. Benim ellerim çok kötüydü. Doktorum geçirdi yani ellerimi. İnandın, güvendin. Evet. Tedavilerini uyguladın. Evet. Şimdi nasılsın? Çok iyiyim. Arkadaşlarınla aran nasıl? Çok iyi. Peki, çok teşekkür ediyoruz sana. Geçmişler olsun. Sağ olun. Okulu bırakmıştı o yüzden. Öyle mi? Ellerin şeyinden okulu bıraktı ve şimdi dışarıdan okuyor. Çok etkisi oldu Sedef'in. Şimdi dışarıdan devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda geri döner. İnşallah. Hocam son olarak neler söylersiniz bu hastalıkla izleyicilerimize? Şöyle, Sedef hastaları hiç üzülmesinler bir defa ekran başındaki izleyicilerimize. Ya benim böyle çaresizim, şuyum buyum, öyle bir şey yok. Öncelikle bunu söyleyelim. Sedef hastalığı hakikaten tedavisi çok zor olan bir hastalık ama her hasta için konuşuyorum yani, anlatabildim mi? Yani gerek ben veya başka bir hekim arkadaşımızın uyguladığı tedavi dikkatli bir şekilde uygulasınlar. Öncelikle bunu söylüyorum. Tedaviye sadık kalınacak. Tedaviye sadık kalsınlar. Biz Batuhan'da, hani biz buraya gelen her hastaya şu klasik cümlelerimiz vardır ki anne baba zaten o cümleleri söyledi. Gelen her hastaya otomatik olarak şu cümleleri söyleriz. Hiç endişe etmeyin. Ortalama tedavi süresi 2,5-3,5 ay. 2,5-3,5 aydan sonra her hastayı tedavi ediyoruz. Her hastayı da 12-18 ay tedaviden sonra takip ediyoruz. Yani en sıkı yaptığımız denetim aslında, yani bizim bence en başarılı olduğumuz konu, tedaviden sonraki 12-18 aylık dönemde takip sürecimiz. Yani o dönemde hastayı tekrardan kısır döngüye, cilt döküldüğü için tekrar vücut uyarı veriyor. Eyvah Batuhan, senin cildin dökülüyor, ben sana yeni cilt yapıyorum. Çok hızlı yaptığı için o cildi, cilt kuvvetsiz oluyor, o cilt de dökülüyor. Sedef hastalığı bu kısaca. Kısır döngü var. Biz hastayı o kısır döngünün içinden çekip alıp 12-18 ay tertemiz bir şekilde yaptığımız zaman, siz de gördüğünüz gibi değil mi? Başka 2 yıl önce gene bir çekim yapmıştık. Evet. O çekimlerdeki çocuğu gene gördünüz. Tertemiz bir şekilde hastalarımız sağlıklı bir şekilde hayatlarının yepyeni bir hayat olarak. Sedef hastalığı hayatlarından çıkıyor. Çıkıyor. Peki biz yurt dışından çok izlenen bir kanalız hocam. Yurt Tabii. dışından size gelen hastalar var mı? Oradaki izleyicilerimize neler önerirsiniz? Şimdi şöyle söyleyelim. Yani hiç beklemediğimiz, bugün Japonya'dan bile hastamız geliyor yani. Avrupa, Azerbaycan, Katar, Dubai, İran. Yani hemen hemen dünyanın her yerinden hakikaten ciddi bir hasta topluluğu. Şimdi ekranları bizi başında takip bizi ediyor. İzleyen Sedef hastası izleyicilerimiz fotoğraflarını çekip size gönderseler. Tabii zaten ilk hastalığa bakıyoruz, tamam mı? Daha önce teşhis konulmuş mu gittiği hastalarda, onu öğreniyoruz. Kesin Sedef mi değil mi? Fotoğraflardan yanılmamız olmamış olsun. Lezyonunu gördükten sonra her hastayı eğer mümkünse buraya çağırıyoruz. Normalde hastalarımızın 3 tane randevusu var. Ama diyelim ki hasta Almanya'da, ilk mutlaka bir defa görmem lazım. Gelirse çok çok iyi olur. Bir kere gelecek. Geldikten sonra en önemli randevu gerçekten birinci randevu. 15 gün sonraki randevu. Yani 15 gün sonra ben cildin vermiş olduğu tepkiyi görmem önemli. Çok önemli. Ama gelemiyorduysa eğer hasta, 15 günde bir fotoğraflarını atıyor. Her hasta mutlaka tedavi oluyor. Eğer bir hasta
da ters giden bir şeyler varsa ya ben hekim olarak biz de hata yapabiliriz veya hasta kullanmıyor. Ben genellikle hata yapmam. Hastalar ihmal edebiliyor. Hastalar asla ihmal etmesinler. Demek ki tedaviye sadık kalmak, evet, iyileşme süreci, aha, açısından yani çok önemli. Buradan hani tekrar tekrar söyleyeyim. Yani hiçbir hastamız sedef hastası, ay ben üzüntülü bir şekilde evde oturması asla istemem. En çok üzüldüğüm şey bir hastanın tedaviyi yarıda bırakmasıdır. Yani hiç eğer iki hafta gel, ben iki hafta sonra göreyim, yeterli reaksiyonu merak etmesin, gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Lezyonların, hastanın %100'ü de sedef olsa, o tip hastaları da çekelim sizlerle, mutlaka geçiyor. Önemli olan tekrardan çıkmaması. Hı hı. Hastalarda kontrollere geldiğinde hastalarda iki şeye bakıyoruz. Hastalar özellikle yaralarım geçiyor mu diye bakıyor. Anne, baba, herkes değil mi, Batuhan, hepsi yaralar geçiyor mu diye bakıyor. Bizim ama ise baktığımız şey sağlıklı cildin belli bir konuma gelmesi. Önemli, evet, olan tekrar etmemesi. O yara, emin olsunlar, en kötü yara bile 2,5-3,5 ayda iyileşiyor. Önemli olan lezyonu tekrar ettirmemek. Harika hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Batuhan'a ve ailesine büyük bir mutluluk vermişsiniz. Kardeşi Emirhan da şimdi yanımıza geldi. Hep birlikte izleyicilerimize veda ediyoruz. Doktor İlteber Bahadır'la sedef hastalığını konuştuk. Bizden ayrılmayın.